Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Barney'nin son durumuyla alakalı video istediniz benden çok fazla. Biliyorsunuz Barney bayağı hasta bir kuştu bana geldiğinde. Ben onu bir takım iyileştirmeler yaptım, vitamin takviyeleri yaptım. Güzel mamalar, yemekler verdim. Şu an Barney yerinde duramıyor. Değil mi Barney? Nasılsın oğlum? Görüyor musunuz? Bir ilk videodan hatırlayın. Bakın duruşu bile değişmiş kuşun. Bir ilk videoyu hatırlayın. Sürekli gözleri kapanıyordu. Şu an gayet durumu iyi yerinde. Tüyleri yerine oturdu. Gereken tedavisini yaptım. Mamalarını verdim. Yemini çok güzel yiyor iştahla. Gayet toplamış durumda. Şimdi dışkısını göstereyim ben. Dışkısı ilk geldiğinde sulu ve inceydi. İç parazit şüphesini duymuştum ben ondan. O yüzden uzunca bir süre probiyotik takviyesi yaptım. Daha sonrasında da iç parazit ardından periyodik olarak vitaminler vererek kuşumuzun toparlanmasını sağladım. Yemek aspur ağırlıklı bir yem. Görüyorsunuz. Aspur çünkü bağırsak sağlığı için oldukça faydalı bir yem. Barney de yerinde duramıyor. Geldiği günden eser yok. Barney, sana söylemiştim emin ellerdesin diye. Hatırlıyor musun oğlum? Çok şanslıydın bana geldiğin için. Birazcık daha zaman ihtiyacı var. Belki bir 15 gün sonra güzel güzel öpüşlere başladığında Barney'nin yanına belki bir eş koyabilirim. Bakalım zaman gösterecek. Hala ufak kafes tutuyorum Barney'i. Çünkü şu an hem boşta bir kafesim yok. Hem de bu şekilde ufak kafeste gözlemlemek ve takip etmek daha kolay oluyor. Şurada görüyorsunuz daldarı asmıştım sabah. Kızıldarı resmen komple bitirmiş. Çekirdeğini hiç yemiyor. Hiç alışmamış çekirdeğe. Başka kuşlar olsa süpürürler de onu. Daldarı sonuna kadar süpürmüş. Burada birazcık kumu var. Onu eşelemiş. Buraya da periyodik olarak mısırdır, nanedir, yumurta mamasıdır, buğday çimlendirmesi olabilir. Bir şeyler veriyorum. Bugün de ceviz vermiştim. Cevizi de bayağı bir eşelemiş. Enerjisini toplamak için kullanmış. Nasılsın oğlum? Tedavisi bitsin. Ben onu birazcık da evcilleştirmeye çalışacağım. Olur mu Barney? Hadi bakalım birazcık hareket yap bakayım. Bakın görüyor musunuz? Nasıl kendine gelmiş kuş. Kuşun ayaklara basışında bile hayır var yani görüyor musunuz? Duruşu değişti. Şimdi bana o videodan sonra şunu sordunuz. Benim de kuşum aynı durumda. Ne tedavi uyguluyorsunuz tarzında sorular geldi. Bana bununla alakalı çok fazla soru geliyor. Ama ben kesinlikle hastalığın tedavisiyle alakalı bilgi veremiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi her hastalığın teşhisi farklı olabildiği gibi her kuşta da her tedavi aynı sonuç göstermeyebiliyor. O yüzden kuşunuzu eğer bir hastalığı varsa onu veterinere götürmenizi tavsiye ediyorum ben. Ama genel olarak önlem olarak ne uygulayabilirsiniz böyle durumlarda? Genellikle sindirim sistemini ve bağırsak sistemini destekleyici besinler verebilirsiniz. Bunlar genelde patates haşlaması ve pirinç haşlaması olabilir. Daha sonra aspur ağırlıklı yani kanarya yemi ağırlıklı bir beslenmeyle kuşunuzu toparladıktan sonra vitamin ve ilaç tedavilerine başlayabilirsiniz. Çünkü bunlar olmadan ilaç tedavisi pek mümkün olmuyor, pek faydalı olmuyor diyebiliriz. Barney'nin birazcık daha tüy soyunu devam ediyor. O yüzden ben B vitamini yüklemeye devam edeceğim ona. Genel anlamda da Barney sakin karakterli bir kuş. Çok fazla böyle öteyim, koşayım, eğleneyim tarzında bir kuş değil. Ama zamanla onu salmaya koyduğumda o da arkadaşları gibi bence eğlenmeye başlayacaktır. Olay bu. Barney beni keyifli yerinde gördüğünüz gibi. Timo oğlum, bir ıslık çal da bir görsünler. Çalabiliyor musun? Çalamıyor musun? Hala korkaklığı devam ediyor. Durum buydu arkadaşlar. Dediğim gibi hastalık konularında teşhis çok önemli. Güvenilir bir veteriner bulmaya çalışın. Ve güvenilir bir veteriner bulduktan sonra da bu durumlarda ona danışmayı ihmal etmeyin. Her sorunun cevabını maalesef ben veremiyorum. Özellikle hastalıkla alakalı sorulara cevap yazamıyorum. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her hafta yayınladığımız birbirinden farklı videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.